Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben İnsan Hakları Komisyonu Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu üyesi sıfatıyla cezaevlerine yaptığımız gezilerin, ziyaretlerin kısa bir özetini sunmak istiyorum. Burada Ceza Teklif Evleri Genel Müdürü de var, bakanlık kadrosu da var. Çok acil gördüğüm 3 tane sorunla bu konuşmayı özetlemek istiyorum. Birincisi iaşe bedeli. Şu anda mahkumlar cezaevlerinde 3 öğünü 11,5 lira devletin sağladığı iaşe bedeliyle yiyorlar. Bu şu anda bile zaten hayat pahalılığı karşısında erimiş durumda bu rakam. Ben demin maliyenin yeniden değerleme oranına baktım. %36,2. Yani yeniden değerleme oranı hepimizin bildiği gibi devletin verdiği hizmetlerde uygulanacak ücretlerin, harçların artışına dairdir. Dolayısıyla bu rakamda bile artırsanız %36 artırsanız 15,5 liraya geliyor. 3 öğün 15,5 liraya bu mahkumlar yemek yiyemez. Ben size kestirme söyleyeyim. Ardından alternatif olarak kantinleri göstermek isteseniz orada da zaten piyasa fiyatıyla alıyorsunuz, alımları yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu insanların aç kalmaması için genel kurulda ödenek artıramayacağımızı düşünürsek burada bir düzenleme yapmakta fayda olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. İkincisi açık görüşler. Dün haklı ve yerinde bir kararla meclisimiz COVID izinlerini uzattı. Ve fakat COVID izinlerini uzatmama yönünde bir eğilim de vardı ki değişti. Bu hapishanelerde de hayatın normale döndüğüne bir işarettir. En kısa zamanda mahkumların beklediği açık görüşlerin ayda bir kere de olsa, iki kere de olsa ki gördüğüm kadarıyla eğilimimiz bir defa olacak. Bunun en kısa zamanda bu mahkumlara bu hakkın tanınması kapalı görüşlerinde mevcut iki ayda iki sayısından aşağı inmemesini mahkumların bir talebi olarak komisyonumuzun dikkatine sunuyorum. Son olarak da kelepçeli muayene meselesini tıpkı çıplak aramada olduğu gibi normale makulle arayarak bir düzenlemeye kavuşturmanın zorunlu olduğunu görüyorum. Dişçi koltuğunda kendinizi kelepçeli düşünün ya da mamografi çektirecek bir hanımefendinin jandarma huzurunda bu işlemi yaptırıp yaptıramayacağı konusunda bunu siyasi adli mahkum olarak ayırmadan düşünün lütfen. Bir gözünüzün önüne getirin. Bu iki unsuru yani açık görüşü ve kelepçeli muayeneyi tıpkı geçen hafta tekrar ediyorum. Muhalefetin önerileri, iktidar milletvekillerinin, Cumhur İttifakı milletvekillerinin de yer aldığı alt komisyonun önerileri doğrultusunda düzelttiğiniz için bunları da dikkatinize sunmak istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.